بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آي روزسنا تتماقنا بزغا فرض قلغان الله تعالى حمد سنالر بلسن Ramazon oyi kechalarini bedor bo'lib ibodat bilan o'tkazishni bizga sunnat qilgan sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, barçalarınızı uluğ münasebet, büyük ay, Ramazan-ı Şerif'ni kirip gelişi bilen tebrik etişke icazet bergeysiz. Allah Subhanehu ve Teala bu şerefli ayının kündüzlerini, rozesini tutganımızı kabul eylesin. Keçeleri bedar bo'lib ibodat qilishimizni ham qabul aylasin. Sizlarni bu buyuk oyda boshlagan xatmi Qur'onlaringizni Alloh taolo barakali qilib, yaxshi o'zingiz kutgandan ham afzal tugashini va o'zingiz kutgandan bir qancha chandon ko'plab savoblar olishga Allohning marhamatiga erishishingizni Alloh o'zi nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Azizler, Ramazan ayı Allah'ın en ulu ayı, 12 ayının sultanı, en afzal ay ve özü de siz bilen biz mumun Müslümanlar için kublab hayır, bereket, yakşiliklerini cemleyen aydır. Onların sana bir adavga yetişimiz kıyın. Bu yılki Ramazan-ı Şerif'ini biz ulemalarımız bilen maslahatlaşıp, Ramazon axloq va odob oyi asosidagi darslar bilan o'tkazishga qaror qildik. Zotan Ramazon o'zi axloq oyi, odob oyi. Roza tutgan kishining axloqi sayqallanishi, odobi go'zallanishi o'z-o'zidan barchaga ma'lum. Ramazon kirishi bilan butun olam o'zgarib qoladi. Odobsizlikdan odobga, axloqsizlikdan axloqqa o'tib qoladi. Buni hammangiz o'z tajribangizda sinab ko'rgansiz. Bir oy davomida umuman inson tasavvur qilmaydigan darajada bandalarda ijobiy o'zgarish ro'y beradi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Ramazondan keyin yana avvalgi salbiy holatlarni takrorlanishini ko'ramiz. Ana shuni takrorlanishi bo'lmasligi uchun xulqlarimiz o'zimizda sobit qolishi uchun odobimiz doimiy ravishda go'zal bo'lishi uchun biz axloq ilmini o'rganishimiz kerak. Odob ilmini o'rganishimiz kerak. Mana shu niyat ila biz ushbu ilmdan dastlabki saboqlarni Allohning o'zidan yordam so'ragan holimizda siz azizlarga taqdim qilish niyatidamiz. Parvardigori odam o'zi yordamchimiz bo'lsin. Inson ichki dunyosining go'zalligi, qalbining pokligi, nafsining tozaligi, axloqining sayqallangan bo'lishi hamma tarafdan mohiyatni, ruhni, asosini tashkil qiladi. Kechagi suhbatimizda boshqa bir masjidimizda mana shu haqiqatlarni aytib o'tdik. Ibodatlarga ruh kiritish uchun aynan shu ruhiy tarbiya ilmini o'rganishimiz kerakligini aytdik. Axloqni ta'rifini aytdik, odobni ta'rifini aytdik. Axloq bilan odobni orasidagi farq to'g'risida so'z yuritdik. Undan keyin qalb, nafs, ruh degan demak, istilohlarni ma'nolarini sharh qildik. Oxiri kelib, har bir mu'min musulmon o'zini nafsini poklashi, axloqini sayqallashi lozim va lobud narsa ekanligiga to'xtaldik va
Kur'an-ı Kerim'den ahlak doğrusundaki bazı ayetlerini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keremli ahlaklarını ve tamam kılıç için yubarilgenlikleri hakkındaki geplerden kıskaça yapıp öttük. Bugün aşı sohbetini devam ettiremiz. Ahlakını saykallaş, nefsini paklaş, her bir mumun için, her bir Müslüman için ruhi terbiye ustazlarını etken içe lazım narsa, farz narsa. Ben de özünü kalbini paklaş için harekette buluş gerek. Ahlakını saykallar, İslami ahlak derecesine kurtarış hareketi de buluş gerek. Şunun için hem Kur'an'da husn-ı hulk maktalgan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ulu hulukta ekerlikleri taktlengen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özleri makarimul ahlak, keremli ahlaklarını ve tamam kılıç üçünü yuvarilgenliklerini taktlep etkenler. Şu bulan birge yine kov günü hadisleri de husn-ı hulk, güzel hulkını maktagerler. Uzatı ve barakat özlerine hadislerden beri de etediler ki مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنُ الْخُلْقِ Kıyamet günü de amellerini taraziga koyup tartılıyorken peyde de bendeni husn-ı hulktan köre ağır keledigen ameli bulmayı dediler. Kıyamet günü insanını bu dünyadaki faaliyetini bahalaş için onge cennet ya ki dozakının hükmünü veriş için amelleri taraziga koyuladı. Taraziga ana şu kıgan ibadeti, ameli salihı, yakşilikleri hem yamanlikleri hem koyuladı. Ana şunda yakşilik pellesige ağır taş basadigan en uluğ narsa husn-ı hulkı. Bunu karayın. Çünkü ana şu husn-ı hulk ibadetini güzelleştirdi. Namazga ruh kürtiredi. Ruzaga ruh kürtiredi. Zakatga, hacga, başka narsalarga. Quruq yıkılıp duruş bilen, huşu huzu bilen, bütün mahiyetini düşüngen ve bütün vücudu bilen his kılgan ibadetin arasında elbette fark var. Ana husn-ı hulk o şey. Demek insanın kalbi pak, huşu bilen, huzu bilen ibadet kırdı. Ana şu husn-ı hulkı onu kıyamet günündeki terazisiyle ağır basadigan demek yük oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisi de, hadis-i şerifleri de etediler ki اِنَّ الْمَرْأَ لَا يُدْرِكِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمِ وَالْقَائِمِ Adamlar farz ibadetlerini, vacib ibadetlerini, sünnet ibadetlerini kıbolup ahiretteki derecem yükselsin de nafil roza tutuşadı. Kimdir düşenbe, peşenbe kulları tutadı Resulullah'ın sünnetleri de. Kimdir üç ayını evveliden, ortasından, ahirden, üç günden tutadı. Yine kimdir malum bir küllerde, aylarda roza tutup nafil ibadet kıladı. Maksadı ahiretteki derecem kütarilsin. Kimdir keçesi bidar bulup geçenin üçten biri kazanda durup teheccüd namazlarını okuydu. Yığlaydı. Allah'a iltica kıladı, kıraatlar kıladı, uykusuz buladı, yan başını körpesinden uzadı. Maksat ne mi? Maksat, ahiretteki derecem yukarı olsun. Ana şundaki ülken nefil ibadetleri husn-ı hulk bulan bir katardayken. Nefil rozalarını tutup, nefil namazlarını okup, bedar bulup yürgen adam yetken derecede insan husn-ı hulku bulan hem yetişi mümkün eken. Bu hem herige erken manadegi gel. Sahabalardan birileri ki Resul-i Ekrem'den soradılar. Ey Allah'ın Resulü, menge eytin, insanını derecede köprak cennetke kirletede anlarsa ne mi? Degenediler, husn-ı hulk dediler. Köprak dozakke kirletede an bel hulklik, yaman hulklik dediler. Bana çünkü okşam, husn-ı hulk doğrusu da, kalbini pakliği doğrusu da, insan özünü, içini gözelleştiriş, ruhi terbiye alış manasındaki hadislerimiz nihayette kop. Ana şu manada
ulamolarimiz siz bilan bizlarga mana shu tushunchalarni yetkazish, dars qilib o'tish, tarbiya berish uchun juda ko'p harakatlarni qilganlar. Xo'p. Endi qalbni poklash, nafsni sayqallash, axloqni tuzatish ilmini maqsadi nima? Maqsad nima bundan? Bundan maqsad deydilar ulamolarimiz 3 ta yo'nalish bor. Birinchi maqsad bu ilm qalbni poklash, ruhni tozalash, axloqni sayqallash ruhiy tarbiya ilmi banda bilan uning Robbisi orasidagi aloqalarni isloh qiladi. Parvardigori olamga qanday muomalada bo'lishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Ikkinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zi bilan o'zining orasidagi muomalani isloh qilishni o'rgatadi. Uchinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zgalar bilan bo'ladigan muomalasini isloh qilishni o'rgatadi. Endi shu 3 buyuk maqsadni bir-bir ko'rib chiqaylik. Alloh bilan banda orasidagi bo'ladigan muomala. Agar shu ruhiy tarbiya bo'lmasa, qalbni poklash ilmi bo'lmasa, nafsni tozalash ilmi bo'lmasa, axloqni sayqallash ilmi bo'lmasa, banda Allohga nisbatan beodoblik qiladi. Allohning zotini, sifatini taniy olmaydi. Shuning uchun bu ilm avvalo bandaga Robbisini tanitadi. Robbisiga qanday muomala qilishini, iltijo qilishini, duo qilishini, istig'for aytishini, namoz o'qishini o'rgatadi. Alloh bilan munojat qilayotganda ichini qandoq tutish kerak, qalbini qandoq tutmoqlik kerakligini, xushuvni, huzurni aynan shu ilm ta'lim beradi. Alloh subhanahu va taoloning asmoil husna go'zal ismlarini o'rganish, ulardan nasibador bo'lish ma'nosini aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohning qazoi qadariga iymon keltirish, ana shu iymonda mahkam, mustahkam turishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohga duo qilish, Allohdan rozi bo'lish, Allohning marhamatidan manfaatdor bo'lish va oxiri kelib Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish va o'zining qalbida Allohdan boshqaning muhabbatini qolmasligiga erishish. Bu eng buyuk maqom. Bu eng buyuk azizlarni, avliyolarni yetishgan, erishgan maqomlari. Ana endi bandani o'zini o'zi tanishi, o'zi bilan o'zi muomala qilishni o'rganaylik. Agar banda o'zini tanimasa, bandaligini bilmasa, Robbisi borligini sezmasa, ertaga hisob kitob qilinishini tan olmasa, barcha yomonliklarni qiladi. O'ziga zarar qiladi. Shariatda harom degan narsani hammasi zararli. Ana o'zini bilmagan banda shularni birin-ketin qilaveradi. Ruhiy tarbiya olgan banda, qalbi poklangan odam, nafsi tozalangan zot, axloqi sayqallangan inson ana shu harom xarish bo'lmagan ishlarni qilmaydi. Faqat o'ziga foyda bo'ladigan narsalarni qiladi. O'ziga savob kasb etadigan narsalarni orqasidan tushadi. Halolni ketidan yuradi. O'zini bag'ri keng tutadi. Dunyoni o'zi uchun keng qilib oladi. Yomonliklardan, o'zini bu dunyoyu oxiratiga zarar keltiradigan narsalardan qutulib oladi. Aynan mana shu ilm orqali. Bu ilmning 3-chi bosqichi, 3-chi bo'limi bandani o'zidan boshqalar bilan muomalasini isloq qilish. Demak, banda, mo'min banda bu dunyoda yolg'iz o'zi yashamaydi. Oilasi bilan yashaydi, mahallasi bilan yashaydi. Dindoshlari bilan, millatdoshlari bilan yashaydi. Boshqa dindagilar bilan yashaydi.
İnsanlardan taşkarı hayvanlar bilen, nebatatlar bilen, cevadatlar bilen muamelede bo'ladi. Agar o'sha banda ruhiy tarbiya olmagan bo'lsa, ularni muomalasini ham chatoq qiladi. Bola chaqasi bilan janjal qiladi, xotini bilan urushib taloq qo'yadi, mahallasini boshiga ko'taradi, hamma yerda zarar, 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 zarar kelaveradi. Bu ilmni o'rgangan odam ailesi bilen kandağı muamele kılıçını güzel tarzda yoluna koyadı. Koşunusu bilen kandağı buladı, mahallesi bilen kandağı buladı, küçük cemiyet bilen, katta cemiyet bilen, bütün insaniyet bilen, Müslümanlar bilen, gayrimüslimanlar bilen, adab bilen buladı. Hatta ki haliki etkenimizde hayvanat alamiga ham İslam noktayı nazardan mehir muhabbet bilen bakıp ularını demek muamelesini güzel kıladı. Behudadan hiçbir hayvanı öldürmeydi. Onga zarar yetkizmeydi. Nabatatke münasebeti hem şu, cemaatke münasebeti hem şu. Maşayihler etedi ki, adab, ahlak, her bir nesede insanga fayda veredi. Hatta özü çay içedigen piyalaga hem faydası yetedi deydi. Adablik, ahlaklik adam olsa şu piyalasını taza tutadı, uçurmaydı, sindirmeydi. Mülayim muamele kıladı. Bir adablar iki günde piyalanı sindiredi, labını uçuradı, özünü kir kıladı. Bu piyalaya mı zarar, özüge mi zarar? Hani bu adli bir meseledeki gap. Hani ruhi terbiye, ahlakını seykallaş, kalbini paklaş, bana şundaki büyük iş. Elhamdülillah, Müslüman ümmeti bu işini dünya tarihinde birinci bo'lib to'g'ri ilahi ta'lim asosida yo'lga qo'ygan ümmet hisoblanadi. Axloq to'g'risida Qur'on-i Kerim'de, nafsni poklash to'g'risida Qur'on-i Kerim'de ko'plab oyatlar kelgan. Müslümanlar uni yodlaganlar va o'z hayotlariga tatbiq qilganlar. Payg'ambarimiz aleyhissalatu vasallamning sunnati mutahharalarini aksar qismi husn-i xulqqa bag'ishlangan. Adab, ahlak, muamelege bağışlangan. Bana bunu ilmi asasda Müslüman ümmeti rivayet kılgan, kitapları yazgan. Hadis kitaplarımızda hepsi de adab, ahlak babları var. İmam Bukhari'nin Sahih Bukhari'si de Kitab-ül Adab edilen katta kitap var. Başka taraflarda da bana şuna kadar. Ulamalarımız Kur'an'da kegen ayetlerine Peygamberimizin hadislerini yığıştırıp alohida alohida axloq kitoblari qilgan holatlari ham bor. Undan keyin o'sha to'plangan kitoblarni, rivoyatlarni olib hayotga tatbiq qilib, uni tajribasini yozib qoldirgan kattalar ham bor. Sharh qilgan ali kitoblarni hayotdan olib sharh qilgan. Ana shunday kitoblarning ichida eng mashhur va qadimgilaridan biri Tıbbul Qulub degan kitap. Abu Talib el-Makki degan ulug bir kişi Tıbbul Qulub degan kitap yazganlar. Yani kalplerinin tababeti. Ha, insan cisim ve kalpten, ruhtan ibaret. Cismi, keçe ham aytib o'tdik, gahuda bemor bo'ladi, onu davolash kerak. Kalbi ham shunaqa. Ruhi ham gahuda bemor bo'lib qoladi, yo'ldan chiqib qoladi. Onun davasını tapıp veriş gerek, sağaytırış gerek. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp ayetlediler. İnne fil cismi la mudgatan. Lau saluhat saluhal cismu kulluhu. Walau fesedet fesedel cismu kulluhu. İnsanın içinde bir parça göğüs var. Eğer o şey saluh olsa, sağlam olsa, insanın bütün başı bilen sağlam bo'ladi. Ana şu bir parça narsa buzuq bo'lsa, insan başıdan ayağı hammasi buzuq bo'ladi. Bilib qo'yinglar, o'sha parça qalbdir deydilar. Shuning uchun Abu Talib Makki kitoblarini Tibbul Qulub, qalblarning tabobati deb ataganlar va ruhiy tarbiyaga oid o'zlarini to'plagan rivoyatlarini sharhlab tushuntirib berganlar. Ondan keyin muhasibi va boshqa ulamolar chiqib, bu ilmni rivojlantirganlar va bu ilmni cho'qqisiga chiqqan Imom G'azzoliy bo'lganlar. Bu kishini Ihyo Ulumiddin kitobi bu sohadagi eng buyuk, eng mashhur, eng ko'p foyda keltirgan kitob hisoblanadi.
O kişi ham Abu Talib Makki'den agamman dediler. Tıbbül Kulub kitabından agamman özüm kitabımda. O şundan organ gamman, faydalan gamman de özlerini kitapları da eytediler. Ana İhya Ulumuddin nihayetle meşhur kitap, köp okulgan ve okulgan kitap hesaplanadı. Bu sahada İmam-ı Gazali'nin tenkıtkı yerlerim var. Kamçılığı var, nuksanı var, hatası var. Deb hammasini toplab kese İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh kitapları da zayıf hadislerini işletken ekerler. Şunu top çıkan. Lekin o tenkıtkı yerlerinin özü İmam-ı Gazali'nin kitabını muhtasar kılgan. Özü tenkıtkı yerlerdi. Lekin tam verdi ki bu kitaptaki kitap yok. İşte zayıf hadislerini, özleri, ular adaşlı deyip oylayan cahilerini düşürüp muhtasar kitap kıyarlar. Bana İhya Ulumuddin'in muhtasarı Minhacil Kasidin buladı. Yani Minhacil Kasidin'in muhtasarı hem var. Bana şundan adamlar faydalanıp kub narsalarını organışken, bana şu kalbini paklaş manasındaki yutuklarla erişişken. Ana bizim yurtumuzda hem şunga o'xshagan ulug' kishilar bor. Mana hozirgina Imom Buxoriyni aytib o'tdik. Imom Buxoriy Sahihdagi adab bobidan tashqari o'zlari alohida yana Al-Adab Al-Mufrad degan kitob qilganlar. Bu kitobga 1322 ta hadisni to'plaganlar. Katta kitob bo'lgan. Faqat odob, axloq, muomala to'g'risidagi hadislar. O'sha hayvonga muomala qilish ham bor, nabotatga muomala qilish ham bor, ota-onaga, farzandga hammasi bor. Büyük bir kitap. Yani ulu babalarımızdan, vatandaşlarımızdan İmam-ı Nesai'nin Amelül Yevmi ve Leyle degen kitapları var. Katta kitap. Onda hem bir adamlı bir küllük ameli yazılgan. Etten uykudan başını kütürgen de kaysi zikirini kıladı. Taharethane getirirken de nüme deydi. Hepsi var. Başından ayak Resulullah'ın hadislerini toplap kıladı. Çünkü akşıken Hakim-i Tirmizi'ni Adab-ül Muridin degen kitabı yine başkalar var. İbn Sina'nın 4 kitapları var ahlak boyunca. Ebu Nasr Farabi'nin 2 kitapları var. En dünyaya meşhur kitaplardan biri Ahl-ı Medine-ül Fazile. Fazıl şehir adamlarını, gaplarını yığıp kıgan. Özleri hayalları da kıgan. Lekin İslam'ın gapları o şey. Şunga o'xshagan, demek bu bobda bizni bobolarimiz, bizni yurtimizdan chiqqan ulamolar İslam olamini ko'zga ko'ringan mutaxassislar bo'lgan va o'zlarini ilmiy, demak ishlarini butun İslam olamiga taqdim qilishgan. Endi o'sha yozilgan kitoblarni xalqni ichida yurib, xalqqa o'rgatib, tajriba qildirib, odamlarni qalbini poklab, ularni Allohga yetishgan bandalar, avliyolar darajasiga ko'tarishda maşayihlerimiz hizmet kılışken. Bahauddin Nakşibend, Necmeddin Kubra, Hoca Ahrar-ı Veli, Abdülhalik Gıcdivani ve başkalar aynen şu işini kıyarlar. Halayıkını, mumun Müslümanlar olmasını, ahlakını saykallaş, düzeltiş, adabını ornuge koyuş, ibadetlerine ruh kiritiş ve başka ana şunu da güzel işlerini ana şu azizlerimiz amelge aşırışken. Biz hem indi ana şu narsani hiç bo'lmasa alibbosini o'rganishimiz kerak. Mana İmam-ı Gazali'nin İhya Ulumuddin'den bazı bir boblar tarjima qilib o'zbek tilida chiqarildi. O'qib olib ko'p odamlar tushunmadi. Savollar berishdi. Bazı biyonlar teskari tushunishdi. Ixtiloflar chiqdi. Shunday büyük kitobdan nimaga bu chiqadi? Çünkü biz tayyormasmiz unga. Alibbosini o'rganmasdan turun katta kitobini o'qisa tushunmaydi hech kim. Lekin albani o'rgatgani birov chiqqani yo'q. Gap shu yerda. Shuning uchun biz mana shu darslarni tashkil qilyapmizki, bu narsani asli o'zi nima? Ilmiy asosda. Xo'p, bundan maqsad nima? Va bunga qanday qadam qo'yiladi? Mana shu narsalarni o'rganishimiz kerak. Shu bobda biz ham qo'limizdan kelganicha ba'zi bir xizmatlarni qildik. Shu hozirgi suhbatimiz ham o'shindan biri hisoblanadi. Cümleden ben bir neçe yıl avval İslam manevi cinayetlerine karşı degen bir kitapçı yazgan idim. O şimdi yalgan, buhtan, tuhmat, çakımçılık, sokuş, uruş gibi insanlarına azar veredigen, cinayet hesaplanedigen badhulkliklerini Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisleri arkayı şerh kılıp bugünkü günümüzde tatbik kılışka hareket bugan idi.
Bu kitap bir az rak nuskada çıkan idi, kemçilik adamda var. Hazır inşallah kayıtta nashr qilishga harakat qilyapmiz. Dua turasidan chiqib qolsa o'qiysizlar. Shuningdek, hadis va hayotni bir necha juzi aynan shu ilmga boshlanadi. Bittasi chiqdi, 3-chi juz. Niyat, ixlos, ilm kitobi. Aynan mana shu ruhiy tarbiya bobida keladi. Undan keyin 34-chi juz bor. U kitobul birri val axloq deb ataladi. Yaxshilik va axloq kitobi. Katta kitob. O'sha yerda axloq to'g'risida juda ko'p narsa bor. Undan keyin kitobul adab degan kitob bor. U ham o'sha nimaning ichida? Hadis va hayotning ichida. Kitobu zuhd va raqoiq degan kitob bor. Shunga o'xshagan yana bir nechta kitoblar o'sha hadis va hayotning ichida bor. Buyuk bobomiz Imom Buxoriyni Adabul Mufradini og'zaki tasmaga yozilgan, demak, sharhi chiqdi. Hozir kishilarimiz qo'llarida bor. Buni hozir qog'ozga tushirib kitob qilyapmiz. Duo qilib turasizlar, inshaalloh chiqib qolsa bu sharhni ham o'qiymiz hammamiz, Alloh foydali qilgan bo'lsin. Shuningdek yana buyuk boshqa bobolarimizdan Hasan al-Marvaziyni Kitobul Birri va Sila degan kitobini ham og'zaki tarjima qildik, yozdik, chiqdi. Yaqinda uni ham eshitasizlar inshaalloh. Bu yerda ham yaxshilik to'g'risida va silai rahim, qarindoshlar orasidagi silai rahim to'g'risida juda ko'p rivoyatlar bor, hadislar bor, ularni sharhlari bor. Yana imomi Ibn Abi Dunyoni Makarimul Axloq degan kitobini hozir tarjima qilyapmiz. Xudo xolasa 3-dan 2-si bo'lib qoldi, bir qismi qoldi. U ham chiqsa, uni ham o'qiysizlar. Bularning hammasidan farqli o'laroq aynan ruhiy tarbiya nomli katta bir kitob yozildi. Qur'onni tafsiri tugagandan keyin, hadis sharifni sharhi tugagandan keyin, fiqh bo'yicha katta 1,5 ming sahifalik kifoya degan sharhi muxtasar al-Buxoriyni yozib bo'lganimizdan keyin ruhiy tarbiya degan bu ham 1,5 ming betdan katta 3 juzlik kitob yozildi. Ana shu mashoyixlarimiz ruhiy tarbiyani bobokoronlarining uslubi bilan bo'ldi. Tatahhur, tahaqquq, taxalluq degan boblar. Ya'ni poklanish, tiklanish, xulqlanish. Birinchi bob poklanish deb ataladi. Inson o'zini, qalbini, nafsini, axloqini qanday poklaydi, shu ko'rinadi. Oyatlar bilan, hadislar bilan va ko'pgina kerakli ma'lumotlar bilan. Ikkinchisida musulmon inson o'zini axloqiy jihatdan qanday tiklaydi? Shaxsiyatini qanday qilib o'rniga qo'yadi? Mana shularning hammasini bayonoti kelgan. 500 betdan ortiq kitob. Uchinchisi xulqlanish. Allohning asmoil husnasidan insonning nasibasi qancha? Alloh subhanahu va taolo o'zini sabr deyapti, sabrli deyapti. O'sha sabr sifatidan Allohning sabr sifatidan bandasi qancha olish kerak? Undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqlari, har bir sohadagi axloqlari keltirilgan. Va kitobning oxirida ana shu xulqlanishning samaralari to'g'risida. Xo'p, musulmon xulqi bilan xulqlanibsiz. Nafsingiz poklanibdi, qalbingiz toza bo'libdi. Endi siz qanday odam bo'lasiz? Ana shuni, demak, odob Alloh bilan bo'lgan odob, payg'ambar bilan bo'lgan odob, ota-ona bilan, bolalar bilan, yori do'stlar bilan, g'ayri dinlar bilan, nabotat olami bilan, jamodat olami bilan, hayvonot olami bilan, ishlab turganlar bilan qanday bo'ladi? Va shunga o'xshagan kerakli bugungi kunda nimalari hammasi ana shu kitobda bayon qilingan. Duo qilib turasizlar inshaalloh. O'sha kitob chiqib qolsa o'qiymiz, o'rganamiz. Hozirgi sizlarga taqdim qilgan ba'zi ma'lumotlar ham aynan o'sha kitobdan olingan, o'sha kitobda bor narsalar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qalbimiz pok bo'lishini o'zi ta'minlagan bo'lsin. Parvardigori olam qalblarimizda o'zining muhabbatidan boshqaga muhabbat qolmasligini nasib etsin. Hammamiz qalbi pok, ruhi tetik, axloqi sayqallangan, go'zal musulmon odobi bilan odoblangan bandalar bo'lishimizni Parvardigori olamni o'zi nasib etgan bo'lsin. Bu ulug' oyni, Ramazon oyini ibodatlarini yaxshilab o'tkazishimizni Parvardigori olamni o'zi nasibi ro'zi qilsin.
İlimin istilahı manası ne? Desen, kuramalarımız. Açsın, İmam Cüzcani dediler ki, ilim, vahvilikteyge muvaffakın tanışına müstahkem hamide edilir olmuştur. Vahvilik var. Şu vahvil derseniz korun, aynen muzide, borgandı da şimdi etikadı müstahkem.